Arkadaşlar ben Cihan Turnacı. Bu videomda sizlere müşterimizin kırılan C sandalyesi tamiratı için sizlerle birlikteyim. Şöyle yavaş yavaş sandalyemize doğru gidelim. Evet, C tipi sandalyelerde şu şekilde ayak yerinden çıkmış. Ve hiç tutkal kullanmamışlar desek yeri var bu sandalyede. Ayakları da sallanıyor hepsi. Bu sandalyeye şimdi farklı bir sistem olarak güçlendirme yapacağız. Şu şekilde düşünün. Güçlendirme nasıl olur? Nasıl bir alınır? Onları anlatacağım şimdi sizlere. Evet, şöyle söyleyeyim. Sandalyeyi sökeceğiz ama sökmeden önce şöyle 0-1 uçla şöyle delik, çapraz delik atacağız. Önce delik yerlerini işaretleyeceğim. Sonra çapraz şekilde, yani ayağa girecek şu şekilde çapraz şekilde içeri doğru deliyorum. İçine doğru deleceğiz şöyle 45 şeklinde deleceğiz. Hepsini aynı şekilde. Ve sonra avşa açıyoruz. 5 milim içeri girdiği zaman yetiyor. Avşa açmak için. Ve şimdi sandalyemizin vidalarını sökebiliriz. Şimdi buradan da parçalama kısmına geçelim. Arkadaşlar, şeffaf tutkalımız. Şu bir şey daha söylemek istiyorum. Bunu yaparken, yani iki tutkalın üzerine tutkal bir daha vuracaksınız, yani şuraya böyle çentik atabilirsiniz veya zımparayla layabilirsiniz. Çünkü boyanın üstüne bir daha boya iyi şey tutkalın üstüne bir daha tutkal iyi yapışmaz. Ve alta yaptığımız, şöyle söyleyeyim, şurada göstermiştik, şöyle açtığımız delikler. Bu açtığımız deliklerin aynısını buralara da açacağız. Şuralara çapraz şekilde, yani 45 şeklinde şuradan şöyle söyleyeyim. Şuradan böyle 45 şeklinde ağacın içine vida girecek. Yani vidamız da 18-40 olabilir. Dörtlük vida veya 18-50 beşlik vida de olabilir. Bu kurtarmaz. Biz buna şöyle söyleyeyim. Biz buna 5'lik vida atacağız. Böyle değil de, yani uzunluğu bu şekilde değil de şuraya kadar gelmesi için. Ve tutkalımızı şöyle yavaşça şunun içine dökelim bakalım. İçine biraz bol dökebilirsiniz. Ve şöyle bir şey göstereyim. Şu üstünü şöyle biraz yedirirseniz daha iyi olur. Ve şöyle söyleyeyim, bunlar plastik çekiç ama plastik çekicimizi şöyle altına üstüne bunlar yapıştırdık ki bunu böyle vururken ezme yapmasın diye. Şöyle kaldırır.
bu şekilde. Ve kuruduktan sonra üzerlerine vidalayıp üzerlerine delip vidalayacağız. Aynı şekilde şöyle. Aynı şekilde çapraz. Yine kılavuz açıp vidalayacağız. Sandalimizi bastırıp bu şekilde şu şekilde gösterdiğimiz gibi oturma minderini koyup bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, sıra geldi üstten vidalayıp üst katmanından vidalayıp şu şekilde şuralardan vidalayıp sandalyemizin son halini gösterme. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Altına bağladığımız gibi. Şöyle. Bu vida arkadaşlar 18-40 vida. Biraz daha kalın öncekinden. Aynı yerlerden vidalıyoruz. Ve sandalyemizin vidaladıktan sonra bitiş haline geçelim. Evet. Sandalyemizin montajı bitti. Arkalarından da güçlendirdik bu şekilde. Sandalyenin arkasına geliyor diye sıkıntı olmaz. Bu şekilde. Sandalyemizin önlerine bir daha atmadık. Ama güçlendirmeleri aşağıdan yukarı yaptık. Böylece C sandalyemizi bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tür videoların devamı gelsin istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Teşekkürler, hoşça kalın.